Karadeniz'den, işte Karadeniz, şu andaki Karadeniz Spor Başkanı Mustafa Bey'den, Murat Bey'den ve Ramazan Sayın Bey'den gelen teklif üzerine tekrar Karadeniz'de görev konusunda görev yapmayı ben de kabul ettim. Dolayısıyla bu görev kabulünden sonra da çok ciddi bir şekilde çalışmalara başladım. Her ne kadar şeye baktığımızda kongre tarihi itibariyle sürece baktığımızda geç kalınmış gibi belki kamuoyunda bir algılanma olabilir. Ben küme düştükten sonra o yapmış olduğum görüşmelerden itibaren çalışmalarıma başladım. Tabii o çalışmaların içerisinde bizim için Kardemir Karabükspor'un geleceği için en önemli yapmamız gereken işler de mevcut takımımızın Süper Lig'e göre endekslenmiş, Süper Lig'e göre gelir kaynağına göre yapılmış transferlerdi. Tabii Süper Lig'de yanılmıyorsam bu sene düşmemize rağmen aldığımız para 25 milyon TL gibi diyebiliyorum. Bu 8. 10. sıralarda bitiren bir takım için 32-35 milyon TL'ler gibi bir rakam. Tabii geçen sene takımı 8. sırada bitirince o söylediğim 35 milyon, 32 milyon civarlarında bir rakam ve ona göre de yapılan bir transfer politikası var. Bu transfer politikası küme düştükten sonra, PTT'ye düştükten sonra bir anda gelir 6,5-7 milyon liraya düşüyor. Yani yaklaşık bir 5 katı şeyde gelirde azalma oluyor. Buna rağmen futbolcuların en az 5 kat aşağı bir fiyat indirim yapmaları gerekiyor. Bu da zaten mümkün değil. Böyle bir talep zaten ne futbolculardan geldi ne de bizim onların rakamlarını 5 kat aşağı indirme şansımız olmadığı için biz kendilerine eğer ayrılmak isteyebilirse yollarımızı ayırabiliriz dedik ve hepimizin de yakından bildiği gibi uzun bir süreç sonucu bir kısım futbolcularımızda zaten birer yıllık sözleşmeler olduğu için sezon sonu itibarıyla sözleşmelerimiz bitmişti. Yabancı futbolcuların bir kısmı, yerli futbolculardan bir tanesi işte Hakan Özler gibi, Yiğit İnce'den gibi, Ahmet İlhan gibi diğer bir kısım arkadaşlarla da yollarımızı ayırdık. Dolayısıyla buradaki hedeflerimiz önce PTT Ligi'nin gelirlerine yakın bir takım kurmamızdı. Aksi takdirde zaten bir miktar borcu olan bir kulübüz ve bu kulüp eğer aynı şekilde mevcut transfer politikası mevcut Süper Lig'deki futbolcularla yolumuza devam edebilseydik borçlar da katlayacaktı. Dolayısıyla bunların çok canlı örnekleri var. Hala bugün liglerimizden, işte Süper Lig'den düşen isim belki saymamızda da mahsul yok ama hepiniz tarafından bilinen, bütün futbol severler, spor severler tarafından bilinen birçok örnekleri var. Bugün amatör kümede, bal liglerinde olan takımlar var. Kardemir Karabükspor'umuzun da böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmaması için biz öyle bir tedbiri daha uygun gördük. Ve şu ana kadar da bu noktada %90'a yakın bir başarı sağladık. Yeni bir kadro, yeni bir yapılanma yaptık. Bu ligin ve Süper Lig'den inmiş birçok arkadaşımızı aramıza kattık. Bir aldığımız kaleci o şeyden Brezilyalı Portekiz Ligi'nden Süper Lig'inde 5 yıl kalecilik yapmış Adriano'yu aldık. Yine işte sağ tarafa aldığımız İzzet arkadaşımız PTT Ligi'nde birçok takımlarında futbol oynamış. Kokolovic stoper geçen sene, 2 sene Konya Spor'da top oynamış bir yabancı stoper bir arkadaşımız. Rıza arkadaşımız Balıkesir Altınordu gibi ligimizin şampiyon olmuş ve iddialı takımlarında top oynamış stoper bir arkadaşımız. Tecrübeli bir kaptan bir arkadaşımız. Yine sol tarafa aldığımız işte Ergün Tebel var, İsmail Dinler var. Ortaya aldığımız Bekir Ozan Bursa Spor'da kaptanlık yapmış, şampiyonluğunda payı olan futbolculardan bir tanesi. İşte orada bir elimizde bizim eski kadrodan bir Onur Celik kaldı. Onun dışında iki arkadaşımız Bertil ve Fatih var kadroda düşündüğümüz. Ama tabii onların da rekamsal boyut itibarıyla PTT Ligi'ne adaptasyonu gerekiyordu.
Fakat onlar onu kabul etme noktasında konuştuğumuzda alacaklarını federasyona verdiklerini söyleyince kamptan kadro dışı kaldılar. Bu yaptıkları hareket tarafımızdan tasdik görmedi. Çünkü biz birçok sorunlarla uğraşıyoruz bu sene. 24 tane futbolcunun 20 tanesine yakını gitmiş. Onların ödemeleri var, alacakları ve onlara karşı yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz gereken rakamlarla boğuşurken, bir taraftan da 14-15 tane transferle uğraşırken, bu ikinci kamp döneminde onların sorunu çözeceğimiz bir anda iki arkadaşın böyle bir hareketi kadro dışı kalmalarına neden oldu. Şu anda işte yine Romanya'dan aldığımız Mario Alex var. Sol taraf aldığımız Zenke var. Bu ligin yabancı statüsünde 5 senedir Türkiye'nin tanıdığı bir futbolcu. Hocamızın da Samsunspor'da gol kralı yaşamış bir futbolcusu. Hocamızın da bu konuda çok isteği oldu, ciddi bir isteği. Zenke de hocaya karşı bir yakınlık duyuyor ve ligde de bizim Zenke'nin çok iş yapacağını ümit ederek Zenke'yi de transfer ettik. Eski futbolcumuz Kerim Zengin birkaç gün önce kampa katıldı. Sezon başından beri görüşmelerimiz devam ediyordu ama sonuçlandıramamıştık. Konya Spor'dan kiralandığımız Recep Aydın var. Trabzon'dan kiralandığımız Gökhan arkadaşımız var. Ondan sonra Köksal var. Yani güzel bir kadro kurduğumuzu ümit ediyoruz. 4-5 veya 6 tane de transferimiz olacak. Kısa bir süre içerisinde o görüşmelerimiz devam ediyor. Zannediyorum Salı, Çarşamba, Perşembe artık bu transferleri de tamamlamış oluruz. Bu sene çok zor bir sene geçirdik şu ana kadar. 45-50 gündür hakikaten çok zor bir iş yaptığımıza inanıyordum. Yine de kurduğumuz takımın FETÖ Ligi'nin iyi futbolcularından teşkil eden bir kadro olduğuna inanıyorum. Hala ligden düşüp de bu sorunlarla boğuşan, çözemeyen kulüplerimiz de var. Biz hemen hemen %90 sorunlarımızı ortadan kaldırdık diye düşünüyorum. Kamp süresi içerisinde ben çok fazla kalmamı bulunamadım çünkü sürekli Ankara'da transfer görüşmelerimiz oluyordu. Ama genel kaptan arkadaşımız, Tolga Gül arkadaşımız kamp süresinde ikinci kampta, birinci kampta kısmen ben de bulundum. Ve sportif direktörümüz Seyit arkadaşımızla beraber onlar bütün antrenmanları yakından takip ediyorlar. Şeyle ilgili zannediyorum biraz sonra Tolga arkadaşımızla yapacağımız röportajda kendisi de kampla ilgili bilgilendirme yapacaktır diye düşünüyorum. Bizim Kardemir Karabüksporumuz uzun yıllar Süper Lig'de boy gösteren bir takımımız. Hakikaten Kardemir Karabüksporumuz bir işçi takımı ve bir fabrikanın da takım olması, bir şehrin takım olması münasebetiyle geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türkiye'de emek yoğun olan bütün illerde ve yerlerde takımımıza karşı çok da büyük bir sempati var. Süper Lig'den aşağı düşmemiz bu sempatiyi asla ve asla kaybetmez. Bu bakımdan Süper Lig'e alışan bir takımımız, bir şehrin takımı, emek yoğun bir şehrin, emekçi takım olan Kardemir Karabükspor'umuzda tüm Karabük halkının sahip çıkması gerekiyor. Burada taraftarlarımıza, Mavi Ateş grubu taraftarlarımıza ve Kardemir Karabükspor taraftarlarımıza, Kardemir Karabükspor'umuzu seven tüm arkadaşlarımızı bundan sonraki maçlarda yine geçmiş olduğu gibi takımını desteklemek üzere stada bekliyoruz. Kardemir Karabükspor çok büyük bir reklam aracıdır. Yani bugün Karabük'ümüzün tanıtım noktasında çok 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 büyük reklam için ayrı satarlar. Bu kadar önemli bir reklam aracı olamaz. O bakımdan bunun kıymetini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Ben her zaman geçmiş yıllarda da söylemişimdir. Karabük değerlerinin kıymetini bilmesi gerekiyor. Yani bu Kardemir bir değerdir Karabük için, ülkemiz için bir değerdir. Kardemir'in kıymetini bilmesi gerekiyor. Yine bir Kardemir Karabükspor bir markadır, emekçi takımıdır. Bunun kıymetini bilmesi gerekiyor.
Eğer biz bu kıymetlerimizi, değerlerimizi bilirsek, Karabük'ümüzün tanıtımı noktasında çok ciddi katkılar sağlarız diye düşünüyorum. Ben sizlere de hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Benden sonra kurduğunuz sitemizi ama çok yakından takip ediyorum. Facebook'un Twitter üzerinden, YouTube üzerinden de takip ediyorum. Sizler gibi genç kardeşlerinizin bu tip çalışmalarından dolayı sizleri kutluyorum. Karabük'ümüzün, kardemirimizin, Karabük Spor Kardemir, Karabük Spor'umuzun sesi oluyorsunuz. Çünkü işçi takımı dedik. Önünde Kardemir'in reklamı, arkasında da emeğin reklamı olan Çelik Sendikamızın ismi vardır. O bakımdan onun kıymetini ve değerini bilmemiz gerekiyor. Biz tabii Süper Lig'e çıkarttım. Çıkarttıktan sonra da ayrılmıştım. Kendi rızamla ayrıldım. Yani herhangi bir kongrede seçim kaybederek değil, kendi talebim ve rızam üzerine ayrıldım. 4 sene içerisinde tabii ki göreve gelen arkadaşlarımız da iyi olsun diye gayret sarf etmişlerdir. Güzel maçların çıktığı zamanlar oldu. UEFA Kupası'na katıldığımız gibi biz sezon başı UEFA Kupası'na katıldık. Onlar güzel şeyler. O bakımdan dünü eleştirmeye, dünü tenkit etme yerine önümüze bakacağız. Önümüzdeki günlere bakacağız. Her göreve gelen arkadaşımızın, her görev yapan arkadaşımızın iyi niyetle çalıştığını, iyi niyetle bir şeyler ortaya koymuş olduğunu ve koymaya çalıştığını da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Zaman zaman işler yanlış olabilir, yanlış yani sonuçlar doğurabilir. Ben hep söylüyorum, tabii ki Kardemir Karabük Spor'umuz için de ilk defa düşen bir takım değiliz. Biz 93'te bir yıl kaldık, yine düştük. 97, 96, 96 sezonlarında 2 yıl kaldık, yine düştük. Bu sefer de çıktık, 5 yıl kaldık. Bu bizim için olduğu gibi diğer takımlar için de ilk ve son olmayacaktır. Her sene 3 takım düşecek, 3 takım çıkacak. Dolayısıyla bu düşen takımların içerisinde bu sene Kardemir Karabük Spor'umuz var. Yani inşallah tekrar Kardemir Karabük Spor'umuzu hak ettiği yere çıkartır. Bu sefer 5 yıl değil, 10 yıl, 15 yıllar gibi çok daha uzun yıllar kalmasını arzu ederiz, temenni ederiz. Sizler gibi herkesin, her arkadaşımızın imkanları dahilinde katkı vermesi gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsa 15 günde bir stada gelip 90 dakika takımına destek vermesi gerekiyor. Biz maddi açıdan bir beklentimiz de yok taraftarımızdan. Rakamlarımız hakikaten çok düşük, çok cüzi. Tek amacımız orada stada gelmesini istiyoruz. Bakın bu 5 yıl içerisinde kazanımlarımızdan en büyüğü de Karabük'ümüze hakikaten bir ambiyans olarak Kadıköy'ler etkili olan 13.800 rakamsal boyutu belki küçük ama en az onun kadar etkili olan bir stadımız var. Dolayısıyla dün teneke stadlardan, teneke tribünlerden bugün modern bir stada kavuştuk. Bunların kıymetini bilmek gerekiyor, buna sahip çıkmak gerekiyor ve bu noktada da herkesin katkı vermesi gerekiyor. Ben sizler aracınızla tüm taraftarlarımıza, Mavi Ateş taraftarlarımıza, Kardemir Karabük Spor taraftarlarına, üniversitedeki gençliğimize, oradaki genç kardeşlerimize, taraftarlarımıza, annelerimize, bacılarımıza, kardeşlerimize ve tüm Karabük halkına takıma sahip çıkması doğrultusunda buradan sizler vasıtasıyla tekrar talebimle ve duygularımla teşekkür ediyoruz.